Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerin Mevlası dostudur. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ansarların Mevlası ve dostudur. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem öz mübarek soyundan, ehli beytinden iman edenlerin Mevlası ve dostudur. Fe'aliyyun Mevlahum ve Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu ve arzahu. Böylece Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin mevlalarının mevlasıdır. Muhacirlerin mevlasıdır. Ansarların mevlasıdır. Hubbul ansar minel iman ve buğdul ansar minel nifak. Nece ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hakta haber vermişti ki ansarları sevmek imandan, onlara buz beslemek ise nifaktandır. Fe Ali radıyallahu anhu arzah. Muhacirlerin, ansarların, sahabelerin, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlası olan Ebi Bekir'in, onun sahibi, dostu, azizi, Omar'ın, Osman'ın, Ali bin Ebi Talib, muhacir ve ansarların, Ali bin Ebi Talib müminlerin mevlasıdır. Ve biz de Ali bin Ebi Talib'in mevlasıyız inşallah. Biz onlanık, o da bizdendir. Ve o ehli beyt soyundan olan beyt-i nübuvva, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinden, soyundan, neslinden, ehli beytinden olan sahabiyyun celilun ve imamun azim. Ve azametli bir imam ve celil bir sahabedir. Kimdir o? Eleysehu Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhudur. Onun en meşhur legebleri, geçen defa götürdük. Ve hemçin meşhur legeblerinden kardeşler, Ebu Sıbtayn. Peygamberin iki nevesinin atası. Peygamberin iki nevesinin atası. Sıbt, Sıbtayn iki neve. Kim nevesi? Peygamber nevesinin atası. Haydara götürdük. Meşhur legeblerinden Haydara. Haydar yok. Mes, Temar el-Buteynan. Haydara aslan manasına gelir. Hemşin Ebu Reyhaneyn. İki Reyhan'ın. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sevimli iki reyhanının atası. El-Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma. Ebu Reyhanin cennetin iki reyhanının atası. Ve Ali bin Ebi Talib'e en aziz olan regebi kim bilir? Neydi? Ali bin Ebi Talib'in özüne en aziz olan regebi o zamanki evde incilik oldu. Evlenme istirdi. Ve razı olmadılar. İncil evden çıktı. Radıyallahu anhu ve anha. Allah ondan da Fatıma'dan razı olsun. Ve geldi geceledi mescitte. Ve subhanallah Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hatta kaynata kimi en mükemmel misal. Hatta kaynata kimi en mükemmel kudva ve usva nümine. Geldi öz kürekenini oyattı tebessüm ile letafet göstererekten, köylünü alaraktan ve ne dedi? Kum ya Ebe Turab. Ebe Turab, torpağa bulaşmış. Ebe Turab, yani Turab, torpağ, kum. Kumun atası. Kalk. Ve tebessüm eledi. Ali ibn Ebi Talib, birisi ki Mescid-i Nebevi ilkin vaktlerde kumdan ibaretiydi. Kum, çılgın taş vesaire. Ve oyananda onun bütün bedeni hansı tarafa uzanmışsa ter ve kuma bulaşmıştı. Ve buyurur ki sahabeler ve bundan sonra Ali bin Ebi Talib'e en sevimli legebi Ebu Turab. Ebu Turab. O ki kaldı künyasına kardeşler onun en meşhur künyası indel muhacirine vel ansar. Muhacir ve ansarlarda onun en meşhur künyesi. Sahabelerde ve tabinlerde ve ümmeti Muhammed'de onun en meşhur künyası Ebel Hasan. Hasan'ın atası. Ebel Hasan. Hatta Sıddîk'u radıyallahu anhu hine kâne halifeten al-Müslimîn. Ebu Basır, Ebu Bakır Sıddîk Allah ondan razı olsun. Hilafeti zamanında mescitte namaz kılıp namazdan çıkandan sonra görerdi ki herden balacı Hasan mescidin heyetinde de körpede. Halife ne inerdi? As-Sıddık. Tez kaçardı ve onu kaldırardı başın üstüne.
Hasan'ı ve boynunun üzerine otuzdurardı, ayaklarını da sallayardı ve tutardı ve derdi ki ona bi ebi yüşbihun nebi la Ali, bi ebi yüşbihun nebi la Ali vel Ali yadhak. İnşad ederdi bu kelimelerle, şiirle, derdi ki atam sana kurban. Kim yani Hasan? Kim derdi? Sıddık. Kim derdi? Ebu Bakır. Kime derdi bu körpe uşağı? Kimdi bu? Reyhan el Cennet. Kimdi bu? Ali bin Ebi Talib'in künlilandığı evladı Hasan, birinci evladı, en büyük. Derdi bi ebi yüşbihun nebi la Ali. Atam sana kurban. Yani sanki Hasan'ı gösterir. Okşuyor nebiye. La Ali. Ali'ye hiç okşamış. Ve Ali gülerdi. Ve subhanallah, doğrudan da Hasan İbni Ali yer üzerinde Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme hilgeti cehetten, hemşinin huluki, en mükemmel okşayan, onu gören derdi ki subhanallah, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sanki yeniden dünyadadır. Yetesevilin, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edilir, iller geçir, Hasan büyür. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi genç iken, cavan iken görenler dediler ki subhanallah, El Hasan Allah Nebisi'nin özü. Gözü, kaşı, rengi, derisi, burnu, dişleri, boyu, buhunu, gelişi, hareketi, hilkaten sanki özüdür ki özü. Ve kâne eşbehe bin nebi. Yani Allah Nebisi, öz babası sallallahu aleyhi ve sellem'e okşayardı. Kim? Hasan. Ve biz de hemşinin şahidik ki biz Ebel Hasan'ı severik. Ali bin Ebi Talib, imamuna. Bizim imamımız. Ve onun iki imam evladını El Hasan ve El Hüseyin ve hemşinin o zürriyetten gelen mübarek evlat ve sülale ve neslini severik. Ve bu sevgini biz taatten ve Allah'a yakınlaştıran ibadetten görürük. Nece ki seleflerimiz bunu böyle görerdi. Kimdi seleflerimiz? Ebu Bekrin ve Ömer ve Üthman ve Muhacirin ve Ansar. والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قيامت ساعتنا kimi bu nehç üzerinde yürüyen herkes Ebu Bekr, Ömer, Osman, nece severdi Ali'ni, Hasan'ı, Hüseyin'i ve onların evlatlarını, kim ki onları görmüştü sağlığındayken, muhacirler ve ansarlar ve sahabelerin hamsı severdi, tabinler, etbe tabinler ve bir daha kıyamet saatine kimi onların yolunda yürüyen herkes onları severdi. Kardeşler, Ali bin Ebi Talib kimi azametli bir şahsiyetin sirasını ne 5 ne 15 derse yığmak, yığıştırmak mümkün değil. Lehu menakibu ve fadayülü kefira. Menakib ve faziletler o kadar çoktur ki yani 5 ders, 15 ders, yani onsa mümkün değil. Bak, aslında bu dersin meksedi kardeşler, bu büyük insanlar hakkında haber vermek ve onları tanıtmak ve onları iktida etmektir. Faziletlerini müxtəsər olarak bu dərsdə öz kəlimələri ilə ifadə edəcəm. Və Ali ibn Əbi Talib şeir ilə öz fəzilətini bu kəlimələrlə ifadə edərdi. Deyərdi ki, Muhammedun ennəbiyyü əxi və sihri və hamzətu seyyidu şühədəi ammi والجعفر يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبطان أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. وعلي بن أبي طالب إنشاد التي شير كلمة لريلة öz fazilətin müxtəsər olaraq burada ifadə edir. Baxın nə gözəldir. Tərcümə edəcəm sizə şeiri. Bu Ali bin Əbi Talibin sözləridir. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ennebiyyü ahi ve sihri. Muhammed Allah'ın peygamberi, hem kardeşimdir. Emsi oğlu. Emi oğluna sayılır bize de. Emi oğlu kardeşti. Emi oğlu kardeşti. Muhammedun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ahi ve sihri. Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hem benim kardeşimdir. Çünkü emsi oğludur. Hem de kaynatamdır. وحمزة سيد الشهداء عمي. Şehitlerin ağası sayılan Hamze'ye gelende ise benim emimdir. والجعفر يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. Cafer'e gelende ise
sabahlayır, akşamlayır, meleklerle beraber kanat çalaraktan uçur. Kimdi o? Anamın oğlu. Ve bintu Muhammedin sekeni ve zevci. Muhammed'in kızına gelende İsa sallallahu aleyhi ve sellem. Benim evim, eşim, hayat yoldaşım eti etimden, kanı kanımdandır. Ve sıbtani Ahmed'in ve ledeyye minha. Ondan, yani Fatime'den olan iki oğladım da peygamber nevesi sallallahu aleyhi ve sellem. Feyyukum lehu sehmun kesehmi. E neyse söyleyin bakın, benim payım kimi? Kimin vardır payı? Allah Akbar. Ve kad şahede ma'an nebi sallallahu aleyhi ve selleme cemi'al gazavat vel ma'arik illet tabuk. Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün dövüşlerde iştirak etmişti. Tabuk istisna ve bütün dövüşlerde tabii ki büyük kahramanlık göstermişti. Tabuk'ta iştirak etmeme sebebi malumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öz tapşırığıyla, öz emriyle Medine ehlinin üzerine vali olarak onları hami, koruyan ve onlara bakan tayin olunmuştur. Keşlik keçende vesirada. Hilafete nece geldi? Endemes tuşhide Uthman radıyallahu anhu fi senete 35 وقد قتله الخوارج. O zaman ki Uthman ibn Affan hicretin 35. ilinde, Zülsef hicretin 35. ilinde havariciler onu getle getirende insanlar Ali ibn Ebi Talib'in kapısına dökülüştü. Mütle onlara bir halife lazımdır. Ve hemin zaman, hemin vakt Ali ibn Ebi Talib'den savayı hilafete layık olan ikinci bir insan yok öyle yerisinde. Çünkü bundan kabak namizat olan kesler asla Osman'ın zamanında imtina etmişler. Dediler ben istemiyorum, ben istemiyorum, ben istemiyorum. Ve iki nefer kalmıştı. Yazıca gelir Osman ve Ali. Şimdi Osman da getire getirilenden sonra hemen zaman bir ittifak, bütün insanların ittifakıyla Ali ibn Ebi Talip'ten başka hilafete daha haklı, layıklı olan insan kalmamıştı. Harice nasu ileyhi li mubaiyatihi, insanlar onun yanına geldiler ki ona biat etsinler ve vergabuhu ala zalik, ve onu buna tergib ettiler, teşvik ettiler. Dediler ki yok, mütle bize halife olmalıydı ve senden başka biz hiç kimi halife görmürük. Ne dedi meşhur sözleri? Da'uni veltemisu gayri fe inneni lekum veziran hayrun lekum en akuna emiran. Onun kapısına insanlar töküldü ve diyende ki ya Ali, biz seni yetkil olarak halife seçirik. Bizim üzerimize halife ol, müminlerin emri seni seçirik. Kapını açtı, dedi ki benden el çekin. Gidin özüne başkasını tapın. Başkasını aktarın. Benim sizin için vezir olmağım, vezir kimi kalmağım, sizin üzerinize emir kimi gelmemden daha hayırlıdır. Yani kardeşler, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu kimi şahsiyet, el-abid, abid, el-zahid, zahid, el-muhlis, ihlaslı. Onlar iktidar, hakimiyet, kürsü, hilafet, imara, böyle şeyler aktarmadılar kardeşler. Bakın rafizlerde, ehl-i zullal, onlar da imanın rukunlarında bir nedir? İmamete iman etmek. Hay kardeş, imanın rukunları Allah'a iman etmek. Din siyaset kimi değil, onlar öyle bir ki hakimiyet, ki her şey bunlar. Yok, din Allah'ın dinidir. İman rukunlarda Müslümanlarda Allah'a iman etmek. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaderine, hayrına ve şerrine ve ahiret gününe iman etmek. Ama zelalet ehlinde, inde rafida, iman rukunları başkadır. İman rukunlarından biri imamete iman etmek. Aslında Ali ibn Ebi Talib ve onu da hatırladım, bu ibara, bu ifade Nehcül Belaga'da da gelip. Da'uni veltemisu gayri. El çekin, gidin üze başka bir emir tapın. Fe inneni lekum veziran. Sizin üzerinize vezir olmağım daha hayırlıdır sizin için. Neyin ki emir olmağım. Yani onlar aktarmırlar. Mensab, vezife, mesuliyet, yüklenmek. Hatta Umar İbnül Hattab yani öldürülende dediler ki ya Umar belki Abdullah'ı seçecektir. Hattab neslinden bir nefer yüklenmeyi bes değildi. Hattab neslinden bir neferi yüklenmeyi bes değildi.
Yani Abdullah'a yüklemeyin. Yani bu mesuliyettir. Onlar istemirler. Onların amacı, gayeti, meksedi, yani kürsü, hilafet, imaret, vazife, mensep yok. Aksine onlar bu mesuliyetten Allah katında hesap verme gününden korkan insanlar idi. Asıl tekva ehli. Asıl ahiret ehli. Zaten Ali bin Ebi Talib meşhur sözleri var. وَكُونُ أَنْتُمْ مِنْ اَبْنَيْ الْآخِرَةِ Siz ahiret evlatlarının olun. Yazıcı gel o meşhur sözleri. Ali bin Ebi Talib meşhur sözlerinden de biri. Diyor ki الْآخِرَةُ قَدْ وَلَّتْ مُدْبِرَ Ahiret artık nedir? Mugbile. Ahiret artık yüzünü bize taraf çevirip gelir. Dünyada küreğini size taraf çevirip çıkıp gelir. Her ikisinin dünyada oğulları, evlatları var. Siz ahiretin oğullarından olun, evlatlarından olun. Bu tövsiyeni eleyen, bu tövsiyeni yaşayan imam özüdür. Yani o öz nefsine ve kardeşlerine ahiret evlatları olmasını üstüne gelirdi. Ama hilafet, imara ve mansab, vazife bu sorgudur, hesaptır, yüktür. Zaten Ömer İbn-i Hattab'da gördünüz neler çekirdi. Hayatı nece ağırlaşmıştı. Mesuliyetin ağırlığından. Ne gecesi vardı, ne gündüzü vardı. Yavuz'a gelir. Ve onlar bunu aktarmadılar. Ama subhanallah bidat ehli bunu imanın rukunlarına çevirip. Müslümanlar imanın rukunu başka görür. Bunlar da imanın ruku el imame. İmamete iman etmek. Allahu akbar. Ve elhamdülillah insanlar onu öz üzerine emir seçtiler. Ve beyat ettiler ve halife seçildi. O kanel umur muttaribe ve çok ağır günleriydi. Çok ağır günleriydi. Her tarafı fitneler. Hatırladıram 6000 nefer Havariç, 2000 Mısır, 2000 Küfe, 2000 Basra'dan Medine'ye istihkam etmiş, istiula etmiş, Medine'nin muhasire almış. Büyük fitneler var idi. De Ali bin Ebi Talib subhanallah tesevvül edin. Öyle bir zamanda hilafeti zaten 5 yıl devam edildi. Bu müddette bütün futuhatlar diyandı. Artık yer yüzü fetholmur. Tesevvül edin. Orada fitneni söndürür. Aradıyallahu arda. Allah'ın razı olsun. Burada fitneni söndürür. Orada havaricilerin mübarize aparır. Burada Müslümanlarla fitne baş veren de fitneni söndürür. Yani fiten, ketratül fiten her taraftan fitneler. وَكَانَ رَضِيَ عَنْهُ وَيُطْعُ الْفِتَنِ هَا هُنَا وَهُنَاكَ وَهُنَاكَ حَتَّ قُتْلَ شَه۪يدًا سَع۪يدًا كَمَا نَذْكُرُ Ve Allah ona razı olsun, yani zamanda fitneleri söndürmekle meşgul oldu, fitneler çok heddinden artık, kah orada, kah burada, ta ki özü de şehit edildi. Nece ki bu hakta dersin sonunda gelecek inşallah. Bakın kardeşler, şimdi fitneni hissedeceksiniz bu namalum insanın sualından. Bir kişi ona yakınlaşır ve der ki, Ali bin Ebi Talib'e der, müminlerin emrine der ki, Ela tesiru bina keseyri şeyheyn? Ne olup sana ey müminlerin emri? Sen niye o ki şeyh kimi bizim için olabilmirsen? Sen niye o iki şeyhin gittiği yoldan gelip onların apardığı yoldan bizi aparabilmirsen? Kimi gelseyle? Abu Bakr Ömer. Futuhat, her yan fethunur, ganimetler, var devlet, cehcelal, izzet vesaire. Ali bin Ebi Talib, alim ve fakih. Alimdir, fakihtir. Ve beni sefihlerin cevabını çok kısa müddette cevap verir ilmi olarak. Öyle cevap verir ki hemen sualı veren cesaret ile bu terbiyesiz, keşke sual vermesi daha yakışıydı onun için. Ve Ali bin Ebi Talib'in böyle hazır cevabı olmağı onun ilminden, fıkhindendir. Biz ne cevap veririz? O zaman diyor ki, ona hemen o sefih diyor ki, اَلَا تَس۪يرُ بِنَاكَ سَيْرِ شَيْخَيْنِ Sen niye göre bizi o iki şeyhin apardığı yoldan aparabilmişsen, Abu Bakır ve Osman, onları kim alabilmişsen? Diyor ki, لِأَنَّ رِجَالَ أَبَا بَكْرٍ وَعْمَرْ كَانَ أَنَا وَأَمْثَالِ Çünkü Abu Bakır ve Omar'ın yanındaki kişiler ben ve benim kimi kişilerdi. Ama benim yanımda olan kişiler sen ve senin kimlerdir? Onu geri aparabilirim. Yani bu sualı veren, cesaret eleyen, cüret eleyen, müminlerin emrine karşı bu terbiyesizliği eleyen bu layıklı cevabını almalıydı. Keşke bu sualı vermeyeydi. Onun için daha yakışıydı denki vermesi ve bu bile rezil olması. Yani böyle bir zamanaydı. Yani insan
danıştığı insanın gedir kıymetini bilmir. Halife, o emir-ül müminin, o iman ehli beyt, o sahabi-i celil, aşr-ı mübaşşirin cennet. Daha neler neler ve gönlüce danışır o ile. Tesevvür edeyim. Allah. Kardeşler, Ali bin Ebi Talib'in zamanında üç büyük hadise baş vermişti. Bu hadiselere çok muhteser dokunacağım. Bu büyük hadiselerden biri Ma'raketul Cemel, Cemel hadisesi ve Ma'raketu Sıffeyn, Sıffeyn dövüşü ve Ma'raketu Nehravan ve Nehravan dövüşü. Cemel hadisesinde neler baş verdi birazdan göreceksiniz. Ve dövüşten sonra Ali bin Ebi Talib ağladı. Radıyallahu anhu, Allah ona razı olsun. Gelecek indi hikayesi. Ma'raketu Sıffeyn'de iki mümin tayfası. Tesevvür edin, iki mümin tayfası. Her ikisi de sahabeler sahabeler, tabinler tabinler. Etba-i tabinler, etba-i tabinler. Tabii ki içerisinde münafıklar da var, sebaçlar da var. Müminler birbirlerine vuruştu. Sıffeyn dövüşü kurtarandan sonra Ali bin Ebi Talib üzüldü. Hezin oldu. Ve gelecek hikayesi. Bir tane Nehravan dövüşünde Ali bin Ebi Talib sevindi ve şükür secdesi eledi. O da havaricileri biçende. Radıyallahu anhu. Hulâsatü me'araketil cemel. Cemel dövüşünün hulâsası. Çok muhtesel danışacağım kardeşler. O zaman ki Zübeyr ibn Avvam radıyallahu anhu ve Talha ibn Ubeydillah radıyallahu anhu, kardeşler bu sahabeler aşere-i mübaşşara, cennetle müjdelenmiş sahabeler sırasındadır. Biri havari-i nebidir. Sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisiyle gebe almış. Vesaire. Bunlar gerara geldiler ki kanı heder olmamalı. Ebes olmamalı. O boyda koskoca halifeni öldürübler, katilleri de kısassız, intikamsız. İnsanları toplasınlar ve Osman bin Affan'ın katillerini talep etsinler. Ve Osman bin Affan'ın katilleri ne az ne çok 6000 nefer gelmişti. Ve bu 6000 neferden kimler bilaveste iştirak etmişti? Bir. Kimler bir başa bu meseleni mübaşir etmiş, yani öldürmüş, bilinmir. Doğrudan bilinmir. Hatta indiye kimi, ulema der ki indiye kimi, hal hazırdaki zamana kimi onu öldüren insanın ne adı ne soyadı malum değil. İndiye kimi. Üstelik de fitne. Bunlar sağda, solda, her tarafta. Üstelik de Medine'de. Tesevvirin. Ali bin Ebi Talib de artık Medine'den çıkmalı çünkü fitne Medine'nin içine girip. Tesevvirin. Ve Ali bin Ebi Talib Kufe'ni seçir. Kufe'ye gelir. Tesevvirin Medine kimlerin elinde de Allahu Ekber. Havariciler. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve o zaman Zübeyr İbn-i Avvam ve Talha İbn-i Ubeydullah. Gelirler Mekke'ye. Umul Müminin Ayşe'nin yanına. Umul Müminin Ayşe Mekke'de böyle. O zaman ki havariciler Medine'ye istihkam ettiler. Osman bin Affan müminlerin anasını kim sağdı sollardan hamısını Mekke'ye köçmeye meslek gördü. Çünkü artık onlar için orada fitne var idi. Özünüz gördünüz neler baş verirdi orada. Ve Ayşe ve diğer sağ olmuş zövceleri Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydiler. Ve Zübeyr ve Talha gelirler Mekke'ye ve diller ki ya umul müminin, ey müminler anasını, ya Ayşe sen de bizle çık. Biz ordu şeklinde gelirik Osman'ın katillerini talep elemeye. Aslında bunların maksadı dövüş değil. Dövüşmek değil. Çünkü müminler müminlerin üstüne gelir. Tamam. Onlar seni önde görende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti. Bütün müminlerin anası. Dünya ve ahiret zevcesi. Seni görende dövüş baş vermeden birbaşa mezhebe girecekler. Nedir talebimiz? Biz de diyecek ki talebimiz Osman'ın katillerini bize teslim eyle. Ve sen orduda ve önde olduğuna göre hiç kim cüret edip dövüşmeyecek. Dövüş sohbeti olmayacak. Kimle dövüşürsen ananla.
İman gelir elden. Kimle dövüşürsen, kime ok atırsan, kime kılıç kaldırsan, anına, müminlerin anasına. Ve ezvacuhu ummahatum ayetlere gitti. Ve onun zövceleri sizin analarınızdır. Hara gitti. Ama münafık işini gördü. Münafıklar orduların içine girdiler. Abdullah İbni Sebe'nin etbaları. Onlar sahte dövüş yaratmalıydılar. Ki ordu ebes yere gelmesin. Ve bu da baş verdi. Hiç kimde alına gelmezdi ki dövüş olabilir asla. Ve onlar dövüşme meksediyle yok. Gelmişler, talep var idi. Yani Osman'ın katilden teslim ile bile olmur yani. Yani öldürülen bir Müslümanın kısası cana candı. Tamam, öldürülen adi değildi. Öldürülen koskoca halifeni öldürdüler. Kısası ebes kaldı. Heder kaldı. Kanın kısası alınmıyor. Böyle olmur ah. Ve geldiler. Ve Ali ibn Ebi Talib elçi gönderdi. Soru şun, nedir Zübeyir ve Talha'nın talebi? Niye göre bu boyda orduna gelirler? Ve dediler ki ya emir müminin, onlar Osman'ın katillerini talep edildiler. Dedi güzel. Ben de Osman'ın katillerini istiyorum. Esla Ali ibn Ebi Talib itikad edildi ki Osman'ın kısası alınmalı, kanı yerde heder kalabilmez. Ve onun katilleri layıklı cezaya çatmalıdır. Sadece olarak vakt hemin vakt değil. Teze hilafet berpa olup, teze halife seçilip, işler çok ağırdı, çok gergindi. Medine gör kimlerin elindedir. Sağ ve sol gör kimlerin elindedir. Gör havariciler haraları istihkam edebilirler. Evvelce güçlenek, rehberin etrafında bir kelime olarak mühkemleşek, bir kelime olarak olak, ondan sonra biz güçlü bir pütöy olandan sonra hem onlarla dövüşek hem de o canileri hem de bilin bir hakimdi. Araştırak, ispat eleyek, tesdik eleyek ve onların layıklı cezasını verek. Öldüren kesi öldürek, iştirak edenlerin de hükmünü verek. Esla Ali ibn Ebi Talib geti narazı değildi ki el olmalıdı. Sadece onlara vakt hemin vakt değildi. O sadaka Ali. Ulema der ki Ali yani hak söyledi. Doğrudan da hemin vakt değildi, münasip değildi. Hilafet güclenmeli, berpa olmalı. Fitneler söndürülmeli. Müslümanlar bir rehberin etrafında mühkem güçlü olmalı. Tövbe bir kelime kimi ondan sonra onları araştırar. Çünkü elim araştırma gitmeldi. Kimiydi o? İçeri giren yüzü bağlıydı. Ecnebiydi. Hiç mi onu tanımır? Biriydi, ikiydi, üçüydü. Kimler idi? Hamsa araştırmalıydı. Ebes yerde kan tökebilmezsin. Velakin kenel vada'ı gayri münasip. Çünkü hal hemin hal değildi, münasip vakt değildi. Ve sadık Ali kemen kal-i uleme. Nece alimler dedi ki, ve Ali hak söyledi ki, indi hal hazır onun vakti değil. Ama hele ki hilafet berkili ve Müslümanlar güclendi. O 6000'in hamısı hesaba çekilecek. Katil takılacak, araştırılacak ve kisası alınacak. Demeli iki tane ordu yüz yüze durup, iki mümin tayfası, tesevvüne iki mümin ordusu, her ikisine sahabeler. Biri halife, emir-i müminin Ali ibn Ebi Talib. İkinci tarafta kimlerdi? Aşer-i Mubaşir-i Cenne, Talha, İbn-i Ubeydin'de, Zübeyr, İbn-i Avvam, El-Havari Nebi ve Ummana, her iki tayfanın anası. Müminlerin anası. Onların beraber. Ayşe. Ali ibn Ebi Talib elçi gönderir ve onları ikna edir. Onlar da ikna olurlar. Razı olurlar ki hiçbir dövüş olmayacak. Elhamdülillah. Şimdi gelirler bunlar artık Irak'tadılar. Artık geçti. Ordu da dincelmeli ki sabah yola düşsün. Şimdi bunlar gece yatacak. Razı oldu. Yatacak gece. Dincelecek. Sabah tezden herkes öz yerine kaydacak. İttifak oldu. Hiçbir dövüş olmayacak. Kan tökülmeyecek. Ama sen dediğini de bak gör Allah subhanahu teala tekidir ne eyleyip. Bunu gösterir arkadaşlar. Yani hiçbir fitne, iblisin ne insan ne cinni olan hiçbir ordusu Allah-u Teala'nın dininin kabağını alabilmeyecektir. Ne olsun ki münafıklar türetti. Geceyken iki mümin tayfası yatanda Ali ibn Ebi Talib'in
ordusun içinde olanlar, olan münafıkler, Abdullah İbni Sabah'ın cemaati oh yağışı bıraktı. Talha'nın ordusuna. Deseli gece yatmışsan, mutmain, emin, sadık bir kişinin sözüne inanmışsan doğrudan da sadıktı. Şimdi rahat olmuyor mu? Oldu. Tamam. Serdam'a gitmeliydi. Gecenin ortasında oh yağışı geldi. Hemen senin gümanında söz veren. Halbuki elin o değil. Ha. Ve tesevvüle Müslümanlar uyandı. Ok yağışı gelir. Yıkılan, ölen, yaralanlar kılınç kalktı. Ve muharebe başladı gecenin ortasında. Talha kışkır ki eyleşin. Silahları atın. Dövüşmeyin. Talha başında olan ordun. Zübeyir'de bu taraftan hiç kim onları ne eşitme istemir. Ne dinlemir, ne dinleme gücünde değil, ne de sesini eşitebilirler. Muharebe de eledi ki o düştü. Kılıcım düştü. Başladı mı başladı. Artık karşısına alabilmezsin. Onu ancak Allah söndürebilir. Neyse Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim dedi ki herrefe onlar odu kalyanda, dövüşte Allah teala onu söndürer. Aslında dövüşleri söndüren Allah'tı yeryüzünde. Onu bilesiz. Dövüş başladı. Artık kılıç kalktı. Müslümanlar, müminler birbirini kırır. Abdullah İbni Seba'nın da cemaati sevinir. Kirverin dehşetli bir fitne. Tabii ki subhanallah hiç kim bilmedi ki okları atan kimdi. Ve Müslümanlar öyle zannettiler ki haşa ve kelle onlara söz veren o sadık imam onlara hıyanet etti. Bir olmayıp aha. Gader bihim. Gader olmayıp, hıyanet olmayıp, ehd bozulmayıp. Ama Abdullah bin Seba münafıklar öz işini gördü. Talha bir taraftan sakinleştirir ordunu. Eyleşin, silah atın, eşitmirsiniz mi beni? Zübeyir Vidit diğer taraftan ve hiç kim onlara eşitmir. Dövüş kızışıp. Dövüş havahta kim devam eledi? Subhanallah. Hemen hain oklardan biri Ummul Mu'minin, Ayşe anamızın oturduğu deveni yaraladı. Ok deveye batanda deve çöktü. Çökmeyle de müminlerin ağzı yere yıkıldı. Subhanallah bu da Ayşe anamızın, bakın kardeşler, müminlerin anasının megamı gösterir. Bunu gören her bir mümin silah yer attı. Her iki taraftan. Bak bunlardı müminler. Bakın bu kişiler mümindir. Ali'nin koşunda olanlar da Talha'nın koşunda. İkisi de mümindir. Havak görende ki oh yani bu heddemi çattız yani. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emaneti, onun dünya ve ahiret zövcesi, müminlerin anası yani devesine oh atılır ve yere yıkılır yaşlı bir kadın. Görün hicretin neçinci yılıydı. Bunu gören her bir mümin kılıncı yere tulladı, oku yere tulladı, nizanyı yere tulladı. Hatta münafıklar heyran içinde ki bunlar niye dövüşü diyandırdılar? Dövüş öz özüne diyandı. Allahu akbar. Dövüş ancak bu halde diyandı. Yani buna kimi dövüş devam ediyor. Tesevliyin. Ama bu dövüşte öldürülenler sırasında bilsiz kim var? Talha öldürülüp. Talha İbni Ubeydullah öldürülüp üstelik de onun bir Muhammed adında Seccad-ül Abbad-ül Zahhad bir evladı var idi. Muhammed Talha İbni Ubeydullah'ın bir evladı ne çok ibadet etmekten Seccad lakabı verilmişti. İnsan abid idi. Hava baksana secdededi. Seher, akşam, gündüz yani. Had olmadan çok secde ederdi. Yani namaz kılardı. İkisi de ölüp. Ve münafık onu öldüren sevinir. Sevinir ki subhanallah. Sevinir. Ne güzel. Allah'ın düşmanını öldürdük. Talha İbni Ubeydullah'ı öldürdük. Ali İbni Ebi Talip gelip Talha'nın mübarek cesedini tapanda onu kucağına alır. Onun terli ve kuma bulaşmış yüzüne bakıp ağlayır. Ve der ki Mâli arâke ya ebe Muhammedin bi cendeli. Ya Ebu Muhammed niye seni bu halde görürüm ben? Üzün, kan ve torbağa bulaşmış. Femesah turab an vecihi. Onun yüzündeki kumu Ali bin Ebi Talib sildi. Ve onu bağrına bastı. Febeke ve ağladı. Ve gördü ki oğlu Muhammed de getirilip. Allahu Akbar.
Ve sonra bir ecnebi İbni Curmuz. Bakın adlar da Arap adları değil. Görün hansı buşra haberle emir-i müminin yanına gelir. Ya Ali, ya emir-i müminin, kateltü Zübeyir. Zübeyir de öldürmüş hem. Gözün aydın olsun. Ve hâde seyfu, bu onun kılıncıdır. Bak, öldürmüş hem Zübeyir'i, gözün aydın olsun. Ve bu da onun kılıncı getirmiş hem. Halbine bir tabi kövreldi, geherlendi. Dedi ki, Subhanallah, فَطَالَمَا كَانَ هَذَا الصَّيْفُ يُفْرِجُ الْكُرُوبَ عَنْ وَجْهِ نَب۪ينَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sen kimi öldürmüşsen haberin var. Sen hiçbirisen kimin kılıncını götürmüşsen. هَذَا الصَّيْفُ طَالَمَا فَرَجَ الْكَرْبَ عَنْ وَجْهِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bu kılınç ne çok Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne gelen hüzün ve kerbi kovup, ne çok onun yüzüne gelen oh ve kılıncı kovup, bu kılınç onun dinine ne kadar kömek edip, ne kadar onun dininde vuruşup ve onu koruyup, sen kimin kılıncını getirmişsin? Sen beni neyle müjdeliyorsun? Kimi öldürmekle? Bense seni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle müjdeliyorum. Beşşiri katili Zübeyir ibn Safiyyete bin Nar. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem onu öldüren hakkında bize böyle haber vermişti. Zübeyir Safiyyen oğlunu öldüreni cehennem odla müjdeliyersiniz. Yani sen busan ay harici. İbni Curmuz lanetullahi aleyk. Curmuz adı hatta ecnebi adı değil, Arap da değildi. Bunlar hardan çıktı, hardan peydi oldu. Girdiler Müslümanların arasında, müminler arasında. Yani sahabeler arasında. Yani sen neyine müjdelenirsen, kimi müjdeliyirsen, kimi öldürmeyle, kimin kılıncını getirmişsen, beni sevindirsen, ben seni başka şeyle müjdeleyeceğim. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'le işittim ki buyurdu, Beşşiri katili Zübeyir ibn Safiyyete bin Nar. Zübeyir ibn Safiyyen öldüreni ateşle müjdeliyersiz. Thumme zecerahu zecran ve sonra onu layıklı damladı ve onu kovdu. Ve sonra müminlerin anası Ayşe anamıza bir deve verdi. Onu devenin üzerine, öz anasını. Çünkü Ali ibn Ebi Talib mu'min. La şekke fiha. Ve mu'minun kamilil iman. Kamil iman sahibi olan bir mümindir. O da müminlerin anasıdır. Ali mu'min ve azvacı ummahatuhum. Onun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövceleri de müminlerin anasıdır. Sonra öz anasını yeni bir devenin üzerine mindirdi. Mukarraman, muşarrafan, muhterimeten ve muazzezen, çok ihtiram, hürmet ile tek başına deveyle onu kaytardı hara. Bu defa Mekke yok, Medine'ye. Çünkü özü artık Medine'de sehman salmıştı. Elhamdülillah. Ve bu özü de peygamber mucizelerinden bir mucize sayılır. Buyur ki Ali bin Ebi Talib, bir defa ben Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem süfresindeydim. Ayşe'nin evinde. Yemek yerdik. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı, dedi ki ya Ali, seninle bunun arasında bir şeyler olacak. Yani Ayşe ile senin arasında bir şeyler olacak. Setekun beyneke ve beyne hezi şey. Dedi ya Resulullah, benimle bunun, yani müminler arasında bir şey olacak. İnni izem minel aşkan nas. O zaman ben insanların en bedbahtı olarım. Kale la. Nesli aşkan nas. Hayır. Sen insanların en bedbahtı hiç vakit olmayacaksan. Sadece olan olacak hadise. Hele ki baş verdi, onu deven üzerinde emin amanlı bir şehre kaytar. Yani Medine'ye kaytararsın. Ve sadaka sallallahu aleyhi ve sellem. Bu baş verdi. Allahu ekber. Yani bu özü de peygamberlik haberinden bir haberiydi. Subhanallah, bir fitne kurtardı. İkinci fitne başladı. İkinci fitne neden ibaretiydi kardeşler? Kardeşler, Muaviye ibn Ebi Sufyan katibul vahiy, vehiy yazandır. Sahabiyun celil, sahabedir. Min akarinihi, Ali ibn Ebi Talib'in zamanında yaşayan sahabelerden bir sahabedir. Ömevi neslindendir. Umeyye'de Ali ibn Ebi Talib'in soy neslinde ulu emirlerindendir.
Bunlar akrabadır. Soyda Kureyş'i Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in eyni soyuna birleştirir. Ya Amir tarafından ya birbaşa. Muaviye ibn Ebi Sufyan Şam'da valiydi. Ezelden vali koyulmuştu. Ali ibn Ebi Talib onun üzerine başka bir elçi vali gönderir. Ve der git Muaviye denen ki bundan sonra Şam'ın valisi değilsen. Mömürlerin emri emredir ki vilayeti terk ile ve bundan sonra vali menem. Yani Ali ibn Ebi Talib Allah ondan razı olsun Şam'ın üzerine öz elçisini gönderir ki bundan sonra vali bu insandır. Adam gelir ve der ki müminlerin emrinden sana getirmeme bir haber var. Şam vilayetini terk edersen, azil edersen bundan sonra vali meni tehdit etti. Muaviye bin Sufyan da Osman neslinden de aynı zamanda kardeşler. Dedi ki ben ona hala bir yetinememişim ki. Osman'ın kisası alınmayıp. Yani kanı hala bir yerde. Ne zaman Osman'ın katillerine teslim eder, kisasını alarak ya kisasını alar, ondan sonra onu biat ederim. Ondan sonra da onun emrine mültezerim. Hemen elçi soruşur ki, sen halife olmaz istersen. Dedi, haşa o kendine. Hayır, olmaz demedim. Yoksa sen özünden Ali ibn Ebi Talib'den efsel birsen. La vallahi, Ali benden efseldir. Ve ben ona biat edeceğim. Ama şerte şertim var. Osman'ın kanı heder olabilmez. Osman da bizim soydandır. Osman'ın katillerine teslim etsin, onların kısası alınsın, ondan sonra baş üstte. Ona beyet eylerim, lazım olsa azil de eylerim, vesaire ilahir. Kardeşler, tilke ümmetün kad halet. Lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum ve lâ tüselûne ammâ kânu ya'melûn. Onlar bir ümmet taifeydi. Gelip gittiler. Siz de gelip geleceksiniz. Siz onların elediği hakkında soruşulmayacaksınız. Nece onlar sizin zamanda, sizin ettiğiniz hakkında soruşulmayacak. El-Bakara suresi. Bakma ki bu ayet onlar için nazil olmasa da manası hamı içindir. Onların arasında olan hadiseler rağmen a'tallahu anhum Allah Teala onların hamısı affetmiştir. Muaviye sahabi hoş ve gelse de gelmese. Min kuttabul vahiy, vehiy yazanlardandır. Onun imanına teni eleyenler birbaşa vehiye, birbaşa mushafe tenilemiş onlar. Ve derler ki ulema Muaviye fitne kapısıdır. Bu kapını açtın mı hammısını araştıra araştıra yer üzerinde sahabe saklamayacaksın. Olacaksan sebbabeti sahabe. Sahabe söyleyen mezhebinde olacaksın. Bu kapı açıldı mı akra kim geçecek? Çünkü bu normal bir hayattı. Vuruşublarda, sözlerde çep gelip normal hayattı. Sen onları mükeddesleştirmişsin. Onlar akarin bir zamanda yaşayan sahabelerdir. Töy bir ümmettir. Ve bu sahabelerden Allah subhanahu teala cümle olarak radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan onlar da Allah'tan razıdır. Dersin evvelinde götürmüştük. Ve lekad afallahu anhum Allah teala bundan önce artık olan hamısını affetmişti. Bedir'de evvelceden affolan olanlar var, Uhud'da affolan olanlar var, Tabuk'ta affolan olanlar var. Onların hamısının menakı faziletleri var ki hayattayken Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hayatındayken onların çoksu müjdelenmişti. Hususan ve umumen tek olarak husus ve ümumi olarak müjdelenmişti. Herkesin kazandığı menakı ve fadail var. Biz ehl-i sünne vel cema'a imanın rukunları altı görürük. Allah'a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, kadere, ahirete, bütün Müslümanları böyle görür. Ama bidaat ehli imanın rukunlarını yeni rukunlarla evez edebilirler. İmamete iman etmek. Bu imamet, hilafet, bu iktidar, bu ne arkaya ne kabağa çekmir. Din Allah'ındır, insanın değil. Allah insanlardan bir elçi gönderdi özünü tanıtmak için. Kıyamet günü görüş hakkında haber vermek için ve yer üzerinde Allah'tan başka hiç kim ibadet olmasın. O ki baş verilen ne baş verilenler bir daha gösterir ki ne insan ne cin. Hiçbir şeytan Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinin kabağını alabilmeyecek. Meğer töhü ve sünne 20 ve 21. asre gelip çatmadı. Adam fikirleşir ki bu fitneden sonra dinler bize gelip çatıp. Gösterir ki din el hayyel kayyum. Hiçbir zaman ölmeyen daima iş başında olan el kayyumun dinidir. Yani zaten Abdullah bin Sevban'ı da vesvese edenler kimlerdi? İblis. Ve şeyatın. Ve cin. Münafiki de münafik edenler onlardı zaten. Bakın burada iblisin de kokusu gelir. Münafikler. Ve sebaiye. Ama bakın ne kadar fitne olsa ne baş verse de subhanallah. İndallahu akbar.
Allah Teala tevhidi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatini, fıkhini ve sünnetini neydir? Kıyamet saatine kim koruyor ve ahire kim getirecek? La zale taifetun min ummeti zahirine alel hak. Kıyamet saatine kimi ümmetimden bir taife ayak üstünde sabit kedem kalacak. Kıyamet saatine kimi. Hiç kim onları yoldan saptırabilmeyecek. Ta benim emrim gelene kimi. Yani kıyamet saati kopana kimi. Yani iblis ved vermişti yazı gelir. Yani ne kadar eylese de gücü çatmayacak. Ona göre bu sahabelerin işine burnu müdahale eden insanlar öyle bir kapı özüne açılırlar ki o kapı açılarsa bir daha bağlanmaz. Bir de görürsen ki artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özüne ten ve şek şüpheye düşmüşsen. Çünkü o kadar sende böyle hastalıklar olacak. Bes niye? Nece ki havariciler yanınıza gelir. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sinesinden tuttu ve dedi ki İttakille ve'dil ya Muhammed. Allah'tan kork ve adaletli ol. Görürsen hemen kapında. Dedi vay hek yazılar olsun sana. Allah'ın peygamberinden daha çok Allah'tan korkan, daha adaletli var mı? Ve sonra dedi ki bak bunun belinden sülale çıkacak. Dinden çıkacaklar. Oh yayından çıkan gibi. Ve ulema dedi ki Muavi ibni Ebi Sufyan fitne kapısıdır. O kapını açtın mı, araştırdın mı, kurdaladın mı, teneledin mi ve o işlerine, olan o işlerine burnu müdahil eledin mi, hüküm kestin mi, ikrah eledin mi, nifret eledin mi, ta ki tekfir dileyeceksin. Ve tenelip zalim de diyeceksin, ne bunu bir daha tehlil edeceksin. Ve kifayetlenmeyeceksin, başlayacaksın bütün sahabelerden başlayıp ta geleceksin hamsına. Çünkü bunlar insandılar, bunların hiçbiri nebi değil, masum değil. Ona göre onların egidesinde imamlar masumdur. Evvelce de bu meseleni yakşı hallini koydular ki hatta bu kapını sınırabilmesin. Masumdur neden? Masumdur nece tefsirde gelip ayette. Allah subhanahu aleyhi onları temizledi ve masum etti. Onlar şirk etmirler. Allah'a şerik koşmurlar. Allah Teala o aileni koruyor. Ama demek değil ki onların tebii hataları olmuyor hayatta vesaire ile ahir. Hiç zellet ve hatalar olmuyor. Mümkün değil. Neyse. Hele Ali ibn Ebi Talib radıyallahu arda Allah'ın razı olsun. Subhanallah Cemel hadisesinden kaydırdı ki eşitti ki Muaviye büyük bir ordu yığıp binlerle insan gelir Ali bin Ebi Talib'in üzerine. Ya Osman'ın katillerini bize teslim edeceksin. Yani bu teze fitneden çıktık. Tezden fitneden. Ve yeniden müminlerle müminler. Tabii ki içinde münafıklar da var, sabahçılar da var, hatta havariciler de var. Hatta Osman'a el kaldıranlar da her iki oradan içine, ordunun içine katılıp. Allahu Ekber. Tesevvülün kardeşler, Sıffeyn deyilen bir yer var. Bu yerin adıdır Irak'ta. İki azametli deste orada görüşür. Abu Sufyan'ın, Muavi bin Abu Sufyan'ın ordusu binlerle insan, Ali bin Ebi Talib'in de yanında da hemşinin büyük bir kütle binlerle insan. Subhanallah, dövüş başladı. Yevmel harara diyorlar buna. Şiddetli isti günler. Dövüş 3 gün fasilesiz gitti. Kanlar töküldü. Sahabeler, müminler, tabinler, tabinler, Müslümanlar, kanlar yerine bir. 3 gün, 3 gece kardeşler. 3 gün ne demekti yani? Tesevvülün yani taket kalar, can kalar. Hatta Ali bin Ebi Talib'den soruştular ki Ali, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sana bir zikir öğretmişti. O zikir ki kim yatağına girerken 33 defa Subhanallah, 33 defa Velhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber deyip yatarsa, o namaz zikirleri yok. Yatağa giren zaman edilen ona gibi Allahu Ekber 34 defa. Allah Teala ona güç ve taket verir. Bu dövüş günü onlar ilerden değil, hatta o dövüş günü onları bile terk edememişler. Yevmel harara, yevmel harara. Hatta o gün bile terk edemedim. Yani zaten gücü buradan alırdık. Yani Allah subhanahu aleyhi tesbih etmeyle ondan güç alırdık yani. Kardeşler, tesevvülün dövüş yağmur. 3 gün dövüş gelir. Fitnedi de. Yani böyle bir, ya sadaka Ali, Ali bin Ebi Talib hak söyledi. Bu saçı Osman'ın katillerini aktarmak, araştırma, istintak yaparmak bizim dilde desek. O vakti değil ha. Burada fitne, orada fitne, orada fitne, orada fitne.
Yazı gelen Umar bin Hattab'ın rivayeti. Hele ki o kapı yıkıldı, ondan sonra fitneler gelecek. Onun zamanında o fitne sahiplerinin sesi çıkmadı. Hele ki o kapını yıktılar Umar bin Hattab. Ha? Ondan sonra onların sesleri en yüksekte gelirdi. Minberlerde. Sesler artık fitnekarların sesi idareci sesleriydi. Arkadaşlar dövüş nece dayanabilir? Şimdi müminlerin anası aramızda yoktu ki onu görsünler dövüşü dayandırsınlar. Ama herkesin tekrarladığı Kur'an-ı Kerim var. Sayfeler var Kur'an'da. Mushaf. Derinin üzerine yazılmış. Onda kağıt yoktu. Hele ki derilerdeydi. Neynediler? Zeka sahipler gelar geldiler ki Kur'an-ı Kerim'in sayfelerini nizenin üzerine mühterem bir şekilde bağlayıp teslimiyet işareti olarak ve dövüşü diyandırmak işareti olarak bir hatırlama eylesinler. Ve bir ordu çoklu nizeler, nizelerinde üzerine batırılmış şekilde yok. Bazıları bile bize vesvese verir ki belki Kur'an'ı nizelerimizden batırdılar. Yok kardeşler. Kur'an, suhuf nizenin üzerine bağlandı ve kaldırıldı. Müminler bunu görende silahları ne dediler? Könülsüz ve könüllü yere tuladılar. Dövüş bak böyle diyendi. Kur'an-ı Kerimleri nizelerin üzerinde kaldırılmış bir şekilde görende. Sanki ayırdılar ki biz kimi öldürdük? Yani bu Kur'an'a iman eden kardeşlerimiz. Yani onlar da bunu okuyor, biz de onu okuyoruz. Onlar da buna iman edip biz de buna iman edeceğiz. Biz neye göre Irak'tan gelen kardeşlerimizi öldürdük? Ne baş verip? Şam'dan gelenler niye Irak? Irak'tan gelen niye Şam'dan gelen müminleri öldürmüş? Her ikisi müminler, hangi sahabeler yani. Yani bu Kur'an-ı Kerim mushaflarının nizelerin üzerinde kaldırılması baş vermedikçe dövüş diyen vardı. Ele ki baş verdi, dövüş diyendi. Bu da Allah subhanahu teala hemin kelimesinin tesdikidir. Atfa Allah. Allah talep edece her defa dövüşü söndürer. Birinci Allah subhanahu teala dövüşü söndürdü. Çünkü dövüş başladı mı onun kabağını almak mümkün değil. Bu kılıç nize dövüşüdür. Bu ok dövüşüdür. Burada hamısı birbirine karışıp. Şimdiki kim diyor ki emrettin düğmeni bastı orada diyen de. Öyle değil akı bu. Yani anca mucize baş verebilir. Bu dövüşü yalnız Allah söndürebilir. Ondan başka hiç kim. Hele ki bu baş verdi. Elhamdülillah her iki taraf sakin oldu. Silahlar atıldı, dövüş hemen tık diyendi. Elhamdülillah. Şimdi bunlar arasında sülh mukabilesi olmalıdır. Bir getname yazılmalıdır. Bir tarafta İmam Ali, Ali bin Ebi Talib, halife, radıyallahu anhu, Allah'ın razı olsun. Bir tarafta Muavi ibn Ebi Sufyan, katib-i vahiy, radıyallahu anhu. Karara geldiler ki her iki taraf bir elçi göndersin, bir kişi göndersin. Sülh mukabelesi olmaktan ötürü. Ali ibn Ebi Talib, Abu Musa el-Aş'ari'ni gönderir. Radıyallahu anhu. Muaviye ibn Ebi Sufyan, Amr ibn As. Radıyallahu anhu, onu gönderir. Elçi bir taraftan ve bir taraftan elçi. Demek iki tane kişi gelecek, sülh mukabelesini danışacaklar ve bu baş veren hadiseye hüküm verecekler. Tamam mı? Elhamdülillah hüküm baş verir. Hüküm verirler. Ve getname yazılanda orada yazılı ki Emir Müminin Ali ibn Ebi Talib ile Muaviye ibn Ebi Sufyan arasında Muaviye dedi ki hayır yani ben sana helim de biyet edememişim. Ona göre yaz orada Muaviye ibn Ebi Sufyan ile Ali ibn Ebi Talib arasında getirme. Sülh mukabelesi. Dedi olsun. Ve emir-i müminin kelimesini sildi. Bu da kalbinde hastalık olan havariciler için ne oldu? Sebep ki sen müminlerin emri değilsin. Eleyse sen kafirlerin emrisin. Boş bir milçekten fil şirkler ve müminlerin emrini tekfir ilediler. Ali bin Ebi Talib'i kafir gördüler. Sen bes niye emir-i müminin kelimesini eleyse sen müminlerin yok kafirlerin emrisin. Gör neden de çıkardılar. Hiç alakası yok diye. Bu onların ucuz şüphelerinden biriydi. Onu tekfir edip ve getirini teşkil etmek için. Tesevvülün. Sülh baş verdi. Ali bin Ebi Talib tarafından Ebu Musa el-Aş'ari ve Muaviye tarafından Amr ibn As. İki kişi hüküm verdi. Diler buna bakayım. İlil hükmü illa lillah. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ama burada hükmü kişiler verdi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
Allah'ın hükmüne hüküm vermeyen kafirlerdi. Ya Ali ente kafir dediler. Haşa ve kella. Niye göre? Biz Allah'ın hükmüne hüküm vermeyen kafirdi. Sense meselede iki kişiye verdin. İki kişi hüküm çıkarttı. Hüküm Allah yok. İki kişi çıkarttı. İki kişi helleledi. Ucuz ucuz şüphelerdi kardeşler. Cevaplar gelecek. Ali bin Ebi Talib ne dedi? Dedi kelimetul hakki uride bihel batil. Ali bin Ebi Talib, imam, el fakih, el alimin meşhur kızıl sözleri. Hak kelimesi söylediniz. Batil murad ile. İnil hukmu illillah, inil hukmu illillah Yusuf suresidir. Ayettir. İnil hukmu illillah. Emre en la te'abudu illa iyyah. Zalike dinul kayyim velakin ekseren nasi la ya'lemun. Tamam, bu Yusuf suresinde ayettir. Kelimetul hak, hak kelimesidir. Uride bihel batil. Batil murad taşıyır. Yani öz meksellerinde istifade etmişsiniz. Kelime haktır, ayettir. Ama onu danışan murad sahipleri batil muradlı demişler. Subhanallah, sülh baş verdi. Sülh neyle kurtardı kardeşler? Tamam, Muaviye İbni Ebu Sufyan vali olarak Şam'da öz vazifesine devam edecek. Azil talep olunmayacak. Elhamdülillah. Ve Ali bin Ebi Talib emirul müminin alel İslamul müslimin halife olarak yine de öz mensebinde sabittir. Ama razılaştı, arlaştı. Ali bin Ebi Talib oradan gaydanda Irak'ta Nehravan deyilen bir yerde işitir ki yeni bir pestaha. 6000 neferlik havarç ordusu onu muharebeye davet ediyor. Arkadaşlar fitne zamanıdır. Yani Sadaka Ali yani Osman'ın katillerinin istintakı mahkemesi hayır değil, vakti değil. Burada fitne söndürür, orada fitne söndürür. Allah ona razı olsun. Her yer fitne. Fiten. Kel emvac. Deniz dalgaları kimi. Gece zulmetin tebegeleri kimi. Her yanda fitneler. Deseler indi bir dövüşten kaydılar. Kayıtma şansı yok deyin. Dedi yolda Nehravan dediğim bir yerde eşitler ki 6000 nefer ordu gözlüyor. Şimdi bakın Ali bin Ebi Talib'in imametine, onun fıkh ve ilimine, zekasına. Bir başa dövüşe girdi. Fikirleşti ki hadis var. Len yehdiyallahu bike raculen vahiden. Ya Ali, o zamanki dövüşe inmişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatındayken. Ya Ali, Allah senin vasıtayla bir kişiye hidayet vererse, o senin için bütün kırmızı develerden daha hayırlıydı. Yani ganimetlerin şahı kırmızı devede. Arabilerde en hayırlı ganimet. Yani bütün kırmızı develerden daha hayırlı de bir neferin hidayet olması. Fikirleşti ki onların üzerine hüccet kaldırmak için geçsin. Ya da bir alim göndersin. Abdullah İbni Abbas'ı göndeririz. Evvel özü onların münazara ediyiz. Ve güzel netice olur, bereket verir Allah-u Teala. Hemşin Abdullah İbni Abbas da münazaren devam ediyiz. Diller, ey Allah nebisinin ashabı. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Havacılara gaydım değil ki, aslen bu meselen esli Kur'an-ı Kerim'de gelip. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ اَرَادَا اِصْلَاحًا يُوَفِقِ اللّٰهِ بَيْنَهُمَّا Boşanmak isteyen küsülü er arvadı barıştırmak için her taraftan bir kişi gönderin, hüküm versin onlara. Ha, bu mesele esli geldi ey Allah kim olsun. Hansı daha büyüktür? Müslümanların kanını helleme yoksa küsmüş kadınla kişinin barıştırmak. Allah hepsi tiksin. Neyi koyup neyi aktarırsın? Yani bunlar ne kadar savatsız, ne kadar ilimsiz, nece meseleden, milçekten, karışıkadan fil düzeldirler. Bu meselenin esli Kur'an'da bir neçe yerde gelip, hemçinin ihramlı iken, çarşıp heyvan öldürmeyin cezası. Allah Teala dedi ki, koy kişi gelsin ve hüküm verirsin. Burada da gelip bu misal. Yani bu meselenin esli var. Dediler yakışı buna ne diyorsun? Dedi silin müminlerin emri. Eylesi o kafirlerin emri. Dedi ondan da böyle bir hadise baş verir. Bu hadise de ben olmuştum Ali bin Ebi Talib. Hudeybiye sülhünde Süheyl gelende Mekke müşrikleri tarafından Kureyş'te. Dediler ki ya Muhammed biz iman etseydi bilseydi ki sen Allah'ın elçisisin o zaman niye seninle dövüşürdük? Sil Resulullah kelimesini. Yaz Muhammed İbni Abdillah ile Süheyl arasında sülh mukabelesi. Dedi ya Ali özlemene tapşırdı.
Sil Resulullah kelimesini. Dedi ki bunu elebilmem ya Resulullah. Dedi o zaman yerini göstermen özüm silin. Dedi gösterdim ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah kelimesini sildi. Ha, bu hemen kapıda gördünüz kardeşler. Kapı açılanda gelir. Bir de görsen artık peygamber de şekilleneceksin. Hemen kapıda hissedildi kardeşler. Meğer Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem yani tek kim sülh baş versin, mugabile baş versin, netice, esas semere. Resulullah kelimesini silmekle Resulullah'tan çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah misyası ondan götürüldü haşa ve kelime. Yoksa ne baş verdi? Hiç ne değişilmedi. Aydındı. Ve üçüncü sualı ve cevabı komette yazarsınız. Çünkü bu da bu hafta dersler verilipse. Hatta dersi muhtesel edeyek. Elhamdülillah bereket oldu kardeşler. 6000 neferde 3000 nefer tövbe eledi. Dövüşü terk eledi ve geri kaydı. Az değil de 6000 nefer, 3000 neferle kılışacaksak. 3000 nefer ulaike kel en'ami belhum adal. Onlar malgara tekidir, hayır onlar daha beterdir. Sufaha humqa ahmak. Ağılış demir. Tesevvür Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i gözleriyle gören gözleri bunlar tekfir edildiler. Bunlarda ne istinsen. O sahabe ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muradını ondan yaşa hiç kim bilmir. Onun tarafından cennetle müjdelenip hayatında ilmi öğrenen öğreden o, ondan götüren çattıran, dini bize çattıran o desen oğulları tekfir etsin. Görsen ne gün desen. Sen nereden geldin çıktın. O 3000 nefer dedi ki hak davetçiler bizik. Bunlar hamsı kafirdir. Kimler diyor? Sahabelere. Ve diyor ki bu zelalet imamlarıyla vuruşacak. Kime diyor? Sahabelere ve sahabelerin imamına. Ali ibn Ebi Talib'e. Ne gündesiz siz? Kimdi zelalet imamı? Allahu Ekber. Sahabeler, imam sahabeler özde en efsel Allahu Ekber. Ve dövüş olur. Allah Subhanahu Teala Ali ibn Ebi Talib'e güç verir. Kardeşler dövüşten çıkıp dövüşten dövüşe gelme ne demektir? Bu Allah Teala'nın mucize sancı olabilir. O gücü, o nasrı, zaferi Allah verir. 3000 nefer ordunu Ad ve Semud gövünü biçen kimi biçildiler. Allahu Ekber. Nece Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden sonra onlar çıkacaklar. Eğer sağ kalsaydım, onları görseydim Ad ve Semud gövünü biçen kimi biçerdim. Ali ibn Ebi Talib imamına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davamcısı, onun yolunda olan, onun zamanında, onun kismetine yazılmıştı bu. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem elediğini sağ olsaydı eledi. Çok az bir insan sağ kaldı. 3 nefer oradan kaçabildi. Fitnenin de başında hemen o 3 neferdi. Onlar tohumuydu. Çünkü o tohum kıyamet saatine kimi efsuslar olsun ki zehirli barını vermeliydi. 3 nefer kaçır. Şimdi fitne o 3 neferin başındadır. Onları Ad ve Samud gönül biçen kimi Müslümanlar biçildiler. Allahu Akbar ve lillelhamd. Ali bin Ebi Talib diyor ki Abu Thedyeyni görsez mene deyin. Abu Thedyeyni kolu üzül istirem kız döşü kimi sallanan yani kesilip sallanır. Eğer onun cesedini kim görse mene desin. Dediler ki Beşşir. Beşşir. Gözün aydın olsun ya Ali bin Ebi Talib yani müminin de bu. Cesetlerin altına taptılar. Hatta diyor ki onlara defeler tapışılmıştı ki aktarın onu. Tapabilmediler. Dedi yakşı aktarın. Sonra özü başladı aktarmaya. Biziz ne için maralıydı aktarsın ona. Çünkü Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürene müjdelemişti. Bir hak taifenin başında olanlar onu öldürecekler. Allah'a bakar. Diyor ki subhanallah onun cesedi iki cesedin altında üçüncü cesediydi. Gör ne kadar insan kırılıp. Cesedler üst üste. Yani meyyit kaldır. Meyyit ahde budur. Budur mu yani müminim? Beli. Bolu ha, kız döşü kimi sallanır kestik bile. Ha. Ali bin Ebi Talib. Elhamdülillah. Elhamdü ve şükür. Allahu Ekber. Şükür secdesi dedi. Çünkü bu dövüş hak dövüşüydü. Hak ile batıl idi arasında. Bu dövüşte ölen Müslümanlar, müminler şek şüphesiz şehitlerdir. Şek şüphesiz. Ve öldürülenler de cehennem köpekleri. Hatta bu hadise, büyük hadisedir kardeşler, derslerde götürmüşsünüz. Bakma ki onların hatta subhanallah ordusuna yakınlaşanda onların bütün geceni yatmayıp havacilerin. Arı vızıltısı kimi gecede bütün Kur'an'ı okuması hatta bazı sahabeler heyrana salmıştı. Biz kimle dövüşürük? Biz kimi öldürürük?
Yani ibadetleri ibadetlerimizi öten, öz ibadetlerimizi olan ibadetin yanında aşağı gördük. Bütün geceni Kur'an'la kalkırlar, vız 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 vız, arı vızıldısı kimi bütün dövüş ordusunun heymelerine, çadralarına bu ses gelir. Hatta Abdullah İbni Abbas onu çağırdı, geldi, gel buraya. Bir hadis, iki hadis, üç hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları dakik vesiflerini verdi. Yakraunel Kur'an. Onlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ve o Kur'an onların hitteyinden aşağı gitmeyecek. Kalplerine inmeyecek. Ne de yukarı kalkmayacak. Yemrukun emine din. Dinden çıkacaklar. Oh yayından çıkan kimi vesaire vesaire vesaire. Dedi ki sahabe, Allah Abdullah İbni Abbas'ına razı olsun. O hadisleri getirmeseydi şeke düşmüştüm ki ben kimden gece buluşacağım yani sabah. Ne kadar düşümde. Muhtesel edeyim kardeşler. Bu üç nefer sağ kalan Abdurrahman İbni Mulcem ve Barak İbni Abdullah ve Amr İbni Bekir Teymi. Üç nefer havariç. Siz ne dediler? Bakın kardeşler, bu cümle size tanış gelir. Bu cümleleri ben eşitmişim bizim zamandaki. Allah ıslah eylesin, düz yola getirsin tekfirçilerden. Bu üç nefer havariç dedi ki artık müminler öldürüldü. Artık yeryüzünde mümin kalmadı bizden başka. Bakın arkadaşlar, hemen sözlerdi ya. Tanış gelir. Bundan sonra da bizim yer üzerimizde sağ kalıp yaşamamızın manası yoktur. Öyleyse kalkın kardeşlerimiz. Zelaletin imamlarını öldürek. Ali'ni, Muaviye'ni ve Amr ibn As'ı. Şunen sahabeni. Zelaletin imamlarını öldürek. Bakın kardeşler. Ne tanış gelir size. İlim, irfan ehli daima bunlar da zelaletin imamlardır. Daima sapıktır. Daima kafirdir. Bir de bunlar hak yollardır. Bakın. Kalkın kardeşlerimizin intikamını Allah ve zalalet imamlarının ahına çıkar öldürerek Ali ve Muaviye ve Amr ibn As. Ve sonra ağladılar öz öldürülmüş kardeşlerin için ve dediler ki onlar hak davetçileriydi. Hele dediler. Onlar yeryüzünde esil mümin ve hakiki müminler onlar idi. Onlar hakka davet edenler idi. Ve insanları Allah'a ve Allah'ın dine davet edenler mesela onlar idi. Yani sahabeler yok yani onlar. Tesevvilin, sahabeler kafir onlar göre. Tesevvilin. Tanış gelir arkadaşlar, çok maraldı. Ve bol bol rahmet okudular. Öz getle yetilmiş kardeşleri için. Ve böyle bir gara geldiler. Gelin canımızı Allah'a satın verek. Cennet mukabilinde. Bu üç zelalet imamını öldürmekle. Yani biz olabilsin ki öldürek bizi öldürecekler de mütlak, değil mi? Yerdeki öldürebilmesek bizi tutup öldürecekler. Koy canımızı Allah'a cennet karşılığında satın vererek zelaletin bu üç imamını öldürmekle ve yola çıkak. Ve el ele ki üçü de, yani bunlar tarih yazmasınlar, eyni günde öldürülsün. Kardeşler Asad değil. Ali bin Ebi Talip Küfe'de. Muaviye Şam'da. Şimdiki Suriye Filistin. Amr ibn As Mısır'da. Vali halife. Yani bunlar şimdi tarih, yeni tarih yazmasınlar. Üç nefer aynı vakti çıkacak. Vaktinden tez. Mesela şu 2-3 ay evvel. Ramazan'ın 15'inde gözleyecekler. Süp namazı vakti gelende ben Ali'ni, sen Muaviye'ni, sen de Amr'ı. Aynı günde. Yani tarih yazmasınlar da. Desebileyim. Doğrudan da hemen vakti hem üçü de ünvandaydı. Abdurrahman İbni Mulcim sabah namazını gözdürdü. Sabah ayın 15'i. Bu bir rivayet. Diğer rivayete göre ayın 17'sinde olmalıydı. Ala kulli hal, yani aynı günde olmalıydı. Abdurrahman İbni Mulcim kimi gözdürür? Ali bin Ebi Talib'i. Süp namazını kıldırsın hencerle. Yeniden zehirli hencerle öldürecek. Barak İbni Abdullah Muaviye'ni ve Amr İbni Bekir Teymi Amr İbni As'ı öldürmeliydi. Üçü de puskuda, üçü de süp namazını gözlediler. Ayın 15'i Ramazan. En mügeddes, en mübarek cemaat oruçlu. Cemaat oruçlu iken süp namazını kıldırmaya çıkacak. Halife, Emir-i Müminin Ali, Vali Şam, Muaviye, Vali Mısır, Amr. Üçü de aynı vakti hencer saldırılacak. Bunlar demeli öz canını Allah'a satın vermişler. Cennet mukabilinde. Bununla Allah'a yakınlaşırlar. Hele de demişler. Tesevvileyin. Yani Ali bin Ebi Talib'i öldürmeyle bunlar Allah'a yakınlaşırlar. Mâ ba'dehu zalâle. Bundan sonra daha zelalet yoktu. Zelaletin bir noktası. Amr ibn As'ı öldürmeye gelen insan hemin gün sabah namazı kıldıranı doğrudan da öldürür. Ama hemin gün sabah namazını naib kıldırır. Amr ibn As güçlü setelcem geçirdi. Hemin gece yatakta olur. Soğuk demesi mühkem olur.
ve naib tayin edilir. Burada haber yok da hadiseden. Yazık Zeyd gelir namazı kıldıran yerde hencerden geçirir, öldürür onu. Tutup bunu muhakeme eyleyende diler ki sen Amr'ı öldürmemsen ki sen Zeyd'i öldürmüşsen. Bir aradallahu Zeyden ve arattu Amran. Hatta meşhur Arap atalar sözü buradan meydana geldi. Bir men Amr istedim, Allah Zeyd istedi. Ne niye? Sen vallahi kanı bunlar çok oyuncağı. Hele men Amr istedim. Yani sahabe-i celil Amr ibn As. Men Amr'ı gösterdim, Allah Zeyd istedi. Ne niye? Böyle çıktı. Neyse bunun kısasını aldılar. Muaviye'ni öldürme isteyen de onda da işine alınmadı. Onu da öldürdüler. Ama kardeşler bu kederdir. Ve onu göre ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanlar kadere iman edip bidat ehlinden farklı olarak kaderi değil bu meselede. Allah Teala ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Önde ve kabahtı olanları da bilir. Geçmiş ve gelecekte. Ali ibn Ebi Talib Allah Teala kaderinde seçmişti ki şehadete çatmalı. Zaten bu vakte onun fazileti, hadisleri gelmişti. Ve öldürülen yalnız Ali ibn Ebi Talib olur. Abdurrahman ibn Mulcim'i tutup getirdiler. Ali ibn Ebi Talib'i hencerle, zehirli hencerle yaralıp vezet ağır götürüldü, eve getirildi. Hatta Ümmü Kulthum Ali'nin kızı radıyallahu anhu Allah'a derdi ki benim kara bəxtim sabah namazındadır. Erim de yoldaşım da sabah namazında getirildi. Kimdi eri? Umar ibn Hattab. Kimdi atası? Ali ibn Ebi Talib. Ali ibn Ebi Talib, Umar ibn Hattab neydir? Kaynatası. Ümmü Kulthum onun hansı evladıdır? Fatıma'dan olan evladı. Hem zürriyetten. Eri kimdir? Amar. Atası kimdir? Ali. Dedi benim kara bəxtim, talihim sübh namazındadır. Elhamdülillah. Erim de, atam da sübh namazında öldürüldü. Ala kulli hal, zehirli hencer Ali ibn Ebi Talib'i mühkem yaralayıp bilmir. Sağ kalacak, ölecek. Ve Abdurrahman ibn Mulcim'i onun yanına getirende heyran oldu. Sen... Paleme ehsentü ileyk. Sen niye? Ne kadar ben sana karşı yakışıklılar edildim. Bu bilsiz kimdi kardeşler? Bu emeli başta adamıydı. Müminiydi. Düz yoldaydı. Kur'an ezberledi. Kur'an tecvid ve kiraat mütehessis oldu. Ali ibn Ebi Talib onu gönderdi ki git müellimine de Kur'an'ı öğret. Sonra orada bir ahmak kıza aşık oldu. Hariciye. Ahmak kız onu yoldan çıkarttı. Ve dedi ki ben mehrim Ali ibn Ebi Talib'in başı. Öldür. Ha, bu da benim mehrim. Başka mehir yoktu. Dedi olsun. Acil mehir kabul edersen acil mehir kabul edersen şerit-i icazelidir. Yani mehrini vermiren borcu yazıram. Olsun. Söz söz. Evlendi. Kız on başını yedi. Oldu harici. İmmeti dalale. Zalatin başında. Haricilerin başında oldu. Ali ibn Ebi Talib'i öldürmekle Allah'a yakınlaşır. Bunu en yakın kurba ve ibadetten görür. Tesevvirin. Bu onun mehridir. Yani bu kadar mı yani? Allah Ali ibn-i Talib'ine bakırdı ki ente ya Abdurrahman tanıyarak onu. Yani seni ben terbiyelemişim, büyütmüşüm. Biz seni Kur'an hafız eledik. Seni mellim eledik. Seni gönderdik, sana maaş ayırmıştım. Sen Kur'an mellimiydin. Ne oldu? Allah-u Ekber. Nurgül kardeşler hemşe sabit isteyin. Hüsnül hatime isteyin. Güzel sonucu isteyin. Yani emeller sona göredir. Evvelinden değil. Bakın mehfeyledi özüne. Bakın Ali ibn Ebi Talib'in gelbindeki pakçılığa, onun gelbindeki olan temizliğe, edalete ve insafa. Deyir, eğer bu hencer beni öldürerse, benim kısasımı edaletle alın. Cana can. Artırmayın. Ne evladına ne ailesine. Hiç ne. Öldürdü onun hencerini beni, cana can. O zaman kısas alasın. Eğer bunun hencerini beni öldürmezse özüm bilerim. İstesem de affederim. İstesem kısas alalım. Ve o zehirli hencer Ali ibn Ebi Talib'i şehadetin en ülü megalarına çattırmama sebep olur. Radi anhu ve ardah ve kâne imâmen âdilen muhlasan âbiden zâhiden takiyyen nakiyyen talemâ nasarahullâhul hakka alâ yedeyhi Ali radi anhu. Ali ibn Ebi Talib adaletli, ihlaslı, âbid, zâhid, pak dilli ve pak gelbli ve ne çok Allah'ın dinine zefer kazandıran kılıncın sahibi olan Ali ibn Ebi Talib. Femâte Ali'nin şehiden, se'iden
saadete, şehadete, en ülvü megama ulaşaraktan Allah subhanahu teala'nın dergahına ma'an nebiyyine ve siddiqine ve şühedai ve salihine ve hasne ulaike rafika derecesine çattı. Nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle ve o en güzel dostluktur. Oraya ulaştı. Ali bin Ebi Talib. Hâzâ huve Ali imam ve imamına. Bu da Ali bin Ebi Talib. İmam ve bizim imamımız. İmamu min beytin nübuvve. Peygamber evinden, onun soyundan, onun neslinden çıkan bir imam. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ve ehli. İmamun min eymeti sahabe. Sahabelerin içinden çıkmış bir imam. Ve huve sahabiyyun kezalike. Sahabiyyun celil. Özü de sahabiyyun celildir. Kardeşler, sahabe megamı en yüksek megam diye. Çünkü Ebu Talib ehli beytten çıktı. Kafir olduğuna göre. Emsi de en yakın bu. Sahabe megamı. Ve hemşinin ehli beyt ve ehli beyt megamı iman olandan sonra خير üzerine خير, şeref üzerine şeref. Ve huve sahabiyyun kezalik. Sahabiyyun celil, o özü de sahabidir. Ehli beyti sahabilerdendir. Lehu menakib ve fadailu len astati'a en uhsira fi aşarati durus. Onun menakib ve faziletleri o kadar çoktu ki 10 ne de 15 dersin içerisine sığıştırma mümkün değil. Ve hadihi nubzetun yesiratun min hayatih. Bu onun mübarek hayatından olan bir nübünedir. Hâzı imamul azîm. Bu azametli imamı tanıyak diye, tanıdak diye, sevek diye, sevdirek diye ve bu sevgiyle Allah'a yakınlaşak ve onun rızasını kazanak diye bu tarihe muhtesar olarak başvurduk. Aslında bu bizim dersler kardeşler, tarih dersi değil. Sira dersidir. Onların hayatıyla tanış olmak. Meksed de bu meksettir. Sevmek, sevdirmek, tanıtmak. Nikey nektedî bi âfârihim. Onların yolunu gitmekten ötürü. Onlara okşamaktan ötürü. Onlardan tesirlenmekten ötürü. Onlar kimi olmaktan ötürü. O ki kaldı o sahabelerin arasında baş veren hadiselerde ve lekad âsallâhu anhum. Allah Teala onsuz da bundan önce onların her bir şeyini onlara affetmiş. Ve kad radiyallâhu anhum fî hayâtihim. Ve hayatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu teala öz peygamberin hayatındayken onlardan razıydı artık. Ve evvelceden alimul gayb olan, gaybin sahibi olan, gaybi bilen, ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfem, önde ve arkada, geçmişte ve gelecekte olanları ezelden bilen alimul gayb subhanahu teala onlar hakkında tenzilinde demişti ki radıyallahu anhum ve radu an. Allah teala onsuz da onlardan, onlar da Allah'tan razıdır. Allah subhanahu teala'nın salatı ve salamı, mübarek peygamberi, onun ehli beyti, onun ehli beyti ve zevceleri ve sahbil kiramı ve hemçinin bu yolda giden ve bu yola tabi olanların üzerinde olsun. Hâle ve sallillahu ve sellim ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.